Merhabalar, yaklaşık 2 saat boyunca karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan gündem maddelerine daha yakından bakacağız. Sayın seyirciler, Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili intihar değil cinayet tartışmaları devam ediyor. Son olarak Oktay ailesinin avukatı Şenol Özel, olay yeri inceleme sırasında yapılan kayıt üzerinden dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi. Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmada tutuklanan Ayhan Çarkın da ifadesinde Behçet Oktay'ın cinayete kurban gittiğini belirterek bu cinayetin faili meçhul cinayet kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Son gelişmeler ışığında Behçet Oktay'ın ölümünü konuşacağız. Oktay ailesinin avukatı Şenol Özel Ankara stüdyomuzda konuğumuz olacak. Balyoz planı iddialarına ilişkin 3. dava hafta başında görülmeye başlandı. Balyoz iddiaları kapsamında açılan 3 dava var ve bu davalar kapsamında toplam 367 isim yargılanıyor. Davada yargılanan Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun avukatı Murat Ergün'le Balyoz davalarını konuşacağız. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sevgili liderini son yolculuğuna uğurluyor. 17 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kim Jong-il için başkent Pyongyang'da 2 gün sürecek cenaze töreni başladı. Kim Jong-il'in ardından bir kez daha Kuzey Kore'yi konuşacağız. Kore Dostluk Derneği Başkanı Esin Özbey telefon hattımızda olacak. Haber burada başlıyor. Günün gelişmelerini aktararak başlayalım. Sayın seyirciler, Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler Akdeniz Üniversitesi'nin tören salonu kapısında yaka paça yerlerde sürüklendi. Gençlerin suçu Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı protesto etmeye niyet etmekti. Özel güvenlik görevlilerini çileden çıkaransa Cumhuriyet yıkıcılarını üniversitede istemiyoruz sloganıydı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri özel güvenlik güçlerinin gazabına uğradı. Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nca verilen Fahri Doktora ödülünü almak için tören salonuna giren Günay'ı, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ı öğrenciler kapıda bekliyordu. Gençlerin eylem yapacağını anlayan özel güvenlik görevlileri daha eylem başlamadan gençlerin üzerine çullandı. Özel güvenlik görevlilerinin yaka paça dışarı çıkardığı gençler yerlerde sürüklendi. Güvenlikçilerin kaba kuvveti gençlerin sesini kesmeye yetmedi. Cumhuriyet yıkıcılarını üniversitede istemiyoruz sloganından vazgeçmediler. Gençler önce özel güvenlik görevlileri tarafından elleri arkadan kelepçelendi, daha sonra gözaltına alındı. Bakanın protestodan haberi olmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan biri de Türkiye Gençlik Birliği Antalya Şube Başkanı Murat Han Demircan'dı. Murat Han Demircan şu anda telefon hattımızda. Murat Han Demircan, merhabalar. Merhaba, iyi günler. Çok teşekkürler. Gözaltına alındığınız bilgisi geldi ama şu anda gözaltında mısınız? Onunla başlayalım. Evet, şu an doktor raporunu aldıktan sonra karakola geldik. Şu an gözaltındayız. Kaç öğrenci var sizinle beraber gözaltında olan? Şu an 10 arkadaş var. Toplam 4 arkadaş gözaltında. Diğer arkadaşlar destekleyen TGB üyeleri. Hı hı. Peki bir olayı sizden dinleyelim. Protestonuzun nedeni neydi? Neydi tam olarak, gerçekleştiremediniz galiba bu protestoyu. Bir sizden dinleyebilir miyiz? Evet. İlk önce tam olarak programı aktarayım size. Akdeniz Üniversitesi'nin akademik tören açılışına Ertuğrul Günay bakan geldi. Kendisine eleştirilerimizi ve iletmek için Atatürk Konferans Salonu önüne gittik. Özerk Bilim, Özerk Üniversite, Demokratik Üniversite vurgularından yola çıkarak kendi taleplerimizi ve eleştirilerimizi bildirmek üzere konferans salonu önüne geldik. Yalnız emniyet güçleri ve özel güvenlik görevlileri bakan henüz daha çıkmadan, herhangi bir eleştiri ve slogan atamadan bize yaka paça alandan uzaklaştırdılar. Kelepçe vesaire takıldı. Oransız bir güçle karşılaştık. Peki tam olarak neden protesto eylemi gerçekleştirdiniz acaba? Neleri vurguladınız ya da vurgulamaya çalıştınız? Üniversitelerde özel bilim yapılmadı
özellikle demokratik bir üniversiteler olmadı ve Cumhuriyet yakıcılarını Cumhuriyet okullarında istemediğimizi belirtmek için bu protestoyu gerçekleştirmek istedik. Bu şekilde sonuçlandı. Peki size müdahale edenler özel güvenlik görevlileriydi. Üniversitede bulunan özel güvenlik görevlileri. Bu tabii herhalde üniversitenin bu gibi eylemlere ya da sizin yaklaşımınıza tepkisini de gösteriyor. Önceden bir hazırlık mı oluyor? Üniversitelerde özel güvenlik görevlilerinin bulunması ve bu gibi durumlarda gençlere müdahale etmesini nasıl karşılıyorsunuz siz? Büyük bir güvenlik ordusuyla karşılaşıyoruz bu tür durumlarda. Bu özel güvenlik görevlileri kimin görevi, kimin emri altında görev yaptı apaçık ortada, tavırlarından, rahatlığından, müdahale tarzından hepsi ortaya dökülüyor bütün gerçekler. Emniyet güçlerinin özellikle geri durması dikkat çekici nokta. Özel güvenlik görevlilerinin ön planda olup onların müdahale etmesi biraz daha belirleyici oluyor bu durumda. Peki Murat Han Demirkıran, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bugün Akdeniz Üniversitesi'ndeydi. Senato tarafından kendisine verilen Fahri Doktora unvanını, ödülünü almak için oradaydı. Kültür Bakanı'nı protesto etmek isteyen Türkiye Gençlik Birliği üyesi öğrencilere üniversitede bulunan özel görevlik görevlileri müdahale ettiler. Ve 4 öğrenci gözaltında şu sıralarda. Bu öğrencilerden biri de Türkiye Gençlik Birliği Antalya Şube Başkanı Murat Han Demirkıran'dı. Bize oradaki gelişmeleri aktarmış oldu. Günün gelişmelerini aktararak biz de devam edelim. Sayın seyirciler, Ergenekon tutuklusu Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, Tayyip'in Voleleri kitabında Hayati Yazıcı'nın yolsuzluklarını yazdığı için yargılandığı davadan beraat etti. Yıldırım, gerçeğe ulaşmak isteniyorsa Hatay bölgesinde AKP'nin merkezinde bulunduğu yolsuzluk örgütlenmesi araştırılmalıdır dedi. Bütün Latin Amerika'da Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, Tayyip'in Voleleri adlı kitabında Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan Yıldırım, Ali Dibo olayı olarak adlandırılan yolsuzlukla ilgili yazıda kamu yararı bulunduğunu belirtti. Deniz Yıldırım, gerçeğe ulaşmak isteniyorsa Hatay bölgesinde AKP'nin merkezinde bulunduğu yolsuzluk örgütlenmesi araştırılmalıdır dedi. Ardından mahkeme kararını açıkladı. Eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olmadığına hükmeden mahkeme, Ergenekon tutuklusu Deniz Yıldırım'ın beraatine karar verdi. Sayın seyirciler, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener ve 3 komutan hakkında Hastal cezaevindeki silah arkadaşlarını ziyaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı. Özel görevli savcılık ziyareti terör örgütüne yardım, yataklık ve görevini kötüye kullanma olarak değerlendirdi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Komutanlar hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanmak suçlaması yapıldı. Yardım ve yataklık iddiasının gerekçesi ise komutanların Hastal cezaevindeki silah arkadaşlarını ziyaret etmesi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener Şubat ayında Hastal cezaevine gitti. Kuvvet komutanlarıyla beraber ziyareti gerçekleştiren Koşener, Hastal cezaevine konulan askerlerle görüştü. Bu ziyaretin ardından Genç Siviller ve Adalet Platformu İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Özel görevli savcılık yapılan suç duyurularını birleştirdi ve soruşturma başlattı. 4 komutanın özel görevli savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı görev süresiyle ilgili Abdullah Gül de konuştu sayın seyirciler. Gül, kararın bir an önce netleşmesini çok arzu ederim dedi. Gül, aktif siyasete dönecek misiniz sorusuna da yapacağım belli, siyaseti yaptım ve geldim yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kanal 24 televizyonunda gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı görev süresi ve sonrasına ilişkin sorularını yanıtladı.
Görev süresiyle ilgili öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu ifade eden Gül, 5 yıl mı 7 yıl mı tartışmalarının hiçbirine girmediğini belirtti ve Cumhurbaşkanı olarak görev süremle ilgili bir şey söylemem dedi. Siyaset dışı kalmak için olağanüstü çaba gösterdiğini vurgulayan Gül, bu konuyla ilgili karar neyse bunun da bir an önce netleşmesini çok arzu ederim. Çünkü yakışık almayan bir durum ortaya çıkıyor dedi. Emekliliğe inanmadığını belirten Gül, Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyasete dönecek mi sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı gibi çok sorumlu ve onurlu bir görevi hakkıyla yapmanın dışında bir şey düşünmedim. Düşünmüyorum da. Daha da açık söyleyeyim. Siyasetle ilgili herhangi bir hesabım da yok. Bunun da bilinmesini isterim. Tekrar söylüyorum. Siyasi bir beklenti ve hesap içinde değilim. Zihnimi meşgul eden böyle bir konu söz konusu değil. Benim bundan sonra yapacağım şeyler gayet belli. Siyaseti yaptım ve geldim. Sayın seyirciler, AKP iktidarı Avrupa devletlerinde sözde Ermeni soykırımının tanınmasından gurbetçileri sorumlu tuttu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Türklerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları dayanışma içinde olsaydı bugün Fransa meclisinden Ermeni soykırımını inkar eden yasa geçemeyecekti dedi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, 4. Büyükelçiler Konferansı'nın dünkü oturumunda konuştu. Bozdağ, Fransa kabul edilen sözde Ermeni iddialarını kabul etmeyenlere ceza veren tasarının kabul edilmesinin sorumlusunu buldu. Türklerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları dayanışma içinde olsaydı, bugün Fransa Meclisi'nden Ermeni soykırımını inkar eden yasa geçemeyecekti. Başbakan yardımcısı Bozdağ, yurt dışındaki Türklerin dini vecibeleriyle ilgili sorunlar yaşandığını da iddia etti. İslam ile terörizmi, İslam ile hoşgörüsüzlüğü, İslam ile şiddeti yan yana koymak, İslam'a yapılmış en büyük iftira, Müslümanlara yapılmış en büyük saygısızlıktır. Yunus Emre Türk kültür merkezlerinin yaygınlaştırılması, dilimizin ve tarihimizin doğru anlaşılması, anlatılması ve yayılması için son derece önemlidir. O nedenle bütün büyükelçiliklerimizin bulundukları ülkelerde Yunus Emre Türk kültür merkezlerine büyük destekleri var. Bundan sonra da olacağına inanıyorum ama bu merkezlerin iyi yerlerde açılması, iyi mekanlarda olması ve orada hizmetlerini iyi bir biçimde yürütmesi, Türk kültürünün, Türk dilinin, Türk tarihinin tanınması ve tanıtılması ve gençlerimizin ve geleceğimizin bulundukları ülkelerde muhafaza edilmesi açısından son derece önemlidir. Sayın seyirciler, İstanbul Boğazı yoğun sis sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. İDO'nun iç ve dış hatla hızlı feribot seferleri de iptal edildi. İstanbul Boğazı sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 7.15'ten itibaren çift yönlü olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri yoğun sisin görüş mesafesini sıfıra indirdiğini açıkladı. İDO'nun iç ve dış hatla hızlı feribot seferlerinin de yoğun sis nedeniyle yapılamadığı öğrenildi. Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyünde çıkan yangında 24 ev kül oldu sayın seyirciler. Can kaybının yaşanmadığı yangında çok sayıda hayvan da telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın Samsun'un Vezirköprü ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Kızılkese köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Ahmet Reçber isimli yurttaşın evinde elektrik kontağından çıkan yangın mutfak tüpünün alev alarak patlaması sonucu kontrolden çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında 24 ev küle döndü. Alevler ahırlara da sıçradı. Çok sayıda hayvan telef oldu. Yangına Vezirköprü ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, arazöz ve iş makineleri ile müdahale edildi. Sivil savunma ekipleri ve ambulansların hazır bekletildiği yangın, iş makinelerinin de müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
Kadın halter milli takımının Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu rekortmen sporcusu Nurcan Taylan'ın dopingli çıktığı belirtildi. Uluslararası Halter Federasyonu kurallarına göre Nurcan Taylan'ın 4 yıla kadar ceza alma olasılığının bulunduğu ifade edildi. Dünya şampiyonumuz Nurcan. 26 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da yaptığı kontrolde Nurcan Taylan'dan alınan numunede yasaklı steroid tespit edildi. A numunesine itiraz eden milli haltercinin B numunesi de dün Almanya'nın Köln kentinde açıldı. Bu numunesi de pozitif çıkan Nurcan Taylan'ın Uluslararası Halter Federasyonu kurallarına göre 4 yıla kadar ceza alma olasılığının bulunduğu ifade edildi. Buna rağmen elimden geleni yapmaya çalıştım. Nurcan Taylan ceza alması durumunda 2012 Londra Olimpiyat oyunlarına katılamayacak. Nurcan Taylan 5-13 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Şampiyonası için Fransa'nın başkenti Paris'e götürülmüş ancak son anda takımdan çıkarılarak yarıştırılmamıştı. Sayın seyirciler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sevgili liderini son yolculuğuna uğurluyor. 17 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kim Jong-il için başkent Pyongyang'da 2 gün sürecek cenaze töreni başladı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yaklaşık 10 gün önce ölen sevgili liderini son yolculuğuna uğurluyor. 17 Aralık'ta kalp krizinden ölen Kim Jong-il'in 2 gün sürecek cenaze töreni başladı. On binlerce kişi başkent Pyongyang'daki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen tören için hazır bulundu. 69 yaşında hayatını kaybeden Kim Jong-il'in cenazesini taşıyan limuzine yönetimden üst düzey isimler ve askerler eşlik etti. On binler sevgili liderleri Kim Jong-il'i gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. 2012 yılını güçlü ve başarılı bir ulus olma yolunda değişim yılı olarak ilan eden Kuzey Kore'de Jong-il'in yerine oğlu Kim Jong-un geçecek. 27 yaşındaki Kim Jong-un babasının ölümü ardından başkomutan ilan edildi ve İşçi Partisi liderliğine getirildi. Evet, Kim Jong-il'in ölümünün ardından bir kez daha Kuzey Kore'yi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni konuşacağız. Kim Jong-il'in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne katkılarını ve verdiği büyük mücadeleyi konuşmak için telefon attığımızda Kore Dostluk Derneği Başkanı Sayın Esin Özbey var. Sayın Özbey, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler Filiz Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Törenle başladık, biz özetlemiş olduk ama gördüğümüz manzara şu: Kuzey Kore halkı liderlerine aslında büyük bir sevgiyle bağlıydı. Bu cenaze töreninde de ortaya çıkıyor. On binlerce kişi gözyaşı içinde uğurluyor. Nasıl bir liderdi? Bu bağlılığın, halkının ona bağlılığının sırrı neydi size göre? Bununla başlamış olalım. Filiz Hanım, Kore halkının, Kore Demokratik Cumhuriyeti halkının liderlerine bağlılığı Kim Jong-il'e ve onun babası ve Kore Devleti'nin kurucusu Kim Il-sung'a bağlılıklarını anlamaya çalışırken Türk milletinin, Türk halkının Atatürk'e olan bağlılığını, Atatürk'le birlikte Milli Kurtuluş Savaşı önderlerine duyduğu bağlılığı hatırlamak sanıyorum bizim için yeterli. Yani biz bunu kendi millet olarak, Türk milleti olarak kendi tanıklığımızla da biliyoruz zaten. Yani biz yabancısı değiliz bu bağlılığın. Bugün Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik büyük saldırılara rağmen milletimizin kalbinden, yüreğinden, beyninden söküp atamadıkları bir sevgimiz, bir bağlılığımız varsa bunu hatırlamak bu tabloyu anlamaya yararlı, yardımcı olur sanıyorum. Peki hani nedenleri üzerinde de konuşmak gerekir. Sonuçta 25 milyon nüfusa sahip, aslında küçük bir ülke yüz ölçümü, evet, açısından da baktığımızda. Ama Kore'yi öne çıkaran özelliklerinden biri çok güçlü bir orduya sahip olması. Nedir yani bu kadar güçlü bir orduya sahip olma ihtiyacını nereden duyuyor acaba, evet, Kuzey Kore? Şimdi bunu söylerken, yani Mustafa Kemal'le bir karşılaştırma yaparken bizim bağlılığımızla, tabii şunu hemen söylememiz gerekir. Mustafa Kemal'e olan bağlılığımız bizim bağımsız yaşama hakkımızı sağlamasından ötürüdür.
Bu Kim Jong-il ve Kim Il-sung'da, başta Kim Il-sung'da, Kore halkına bağımsız, onurlu bir vatan toprağı ve yaşam sunmuşlardır. Bağlılıklarının temelinde kuşkusuz bu vardır. Kore büyük bir orduya sahip, evet. Bunun sebebi yöneticilerinin kendi arzuları, istekleri değildir. Bunun en büyük nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 yıldır süren saldırısı ve saldırı tehdididir. Yani 1900 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Amerikan saldırısı Kore'nin toprağını zehirlemiştir. Kore'nin ağacını yakmıştır. Kore'nin ormanını yok etmiştir. Kore'nin masum milyonlarca, binlerce insanını katletmiştir. Bunun için büyük bir orduya sahiptir. Bunun biricik sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve emperyalist devletlerin saldırganlığıdır. Böyle açıklamak lazım. Hı hı, evet. Peki siz Kore Dostluk Derneği'nin başkanısınız. Ne gibi faaliyet, yani nasıl bir ilişki var? Öncelikle isterseniz hani Türkiye'deki yönetimlerin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne bakışlarıyla başlayalım. Sonra siz dernek olarak acaba bu ilişkiyi ne boyutta yürütüyorsunuz? Onunla devam edelim. Evet, biz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki resmi diplomatik ilişki ilk kez 2001 yılında kuruldu. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında resmi diplomatik bir ilişki var. Biz de bu diplomatik ilişkiden sonra kurulan bir dostluk derneğiyiz. Dostluk derneği olarak iki halkın birbirini tanıması, iki milletin birbirini tanıması, dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki birleştirme, yani yeniden barışçıl birleşmenin gerçekleşmesi yönündeki çabalara Türkiye'den bir katkımız olsun amaçlıyoruz. Zaman zaman karşılıklı olarak birbirimize heyetler gönderiyoruz, dostluk heyetleri, resim sergileri, kültürel faaliyetler, konferanslar düzenliyoruz ve birbirimizi tanımaya, anlamaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim derneğimizin amacı bu. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Bir de efendim, şimdi Kore bizim dediğim gibi 2001 yılında biz diplomatik ilk ilişkiyi kurduk iki ülke arasında. Dolayısıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bizim düşmanımız değil. Türkiye'de kimsenin düşmanı değil. Fakat Türk basınında Kim Jong-il'in ölümü üzerine yazılan yazıları ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ve Kore halkına yönelik yazılanları okuyunca insan düşünüyor. Yani düşünmeden edemiyor, sormadan edemiyor. Bugün dünyanın başına bela olan bir devlet varsa o da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kore'nin, yani Irak'ın başına gelenleri hep birlikte gördük. Bugün Kore'nin Irak olmadığı, olmaması, Kore Irak neden Irak olmadı? Emperyalizme karşı tek yürek direndiği için. Kim Jong-il'in belki Kim Il-sung'un ötesinde Kore halkına sağladığı en büyük politik destek, onları kuvvetli bir ordunun, güçlü bir ordunun etrafında ideolojik olarak daha güçlü, tek yürek halinde bir araya getirmesinde yatar. Örneğin ben size şunu söyleyeyim, belki aydınlatıcı olur. Atlas dergisinin muhabiri Gürsel Göncü, Kuzey Kore'ye, yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gittiğinde şöyle demiş. Pyongyang'ın biraz dışındaki havalimanına indiğimizde bu gizli ülkenin, gizli ülke deniyor, ne kadarını görüp tanıyacağımızı bilmiyorduk ama bu ülkede kaldığımız süre boyunca gördüklerimiz ve hissettiklerimiz, bazı batılı kaynaklarda rastladığımız ve şeytan ülke diye bize dayatılan bilgilerin ne kadar saçma olduğunu ortaya koydu, diyor Gürsel Göncü. Evet. Biz, diyor, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, kendi özelliklerini korumak için direnen bir millet gördük. Kore halkı çok onurlu bir halk. Bugün emperyalizme karşı
Asya'nın en uzağında direnen bir halk. Bugün hem Türk basınında Kim Jong-un'un ölümü üzerinden Kore'ye yapılan saldırılar, hem de Batı basınında bu şekilde yapılan saldırılar, oradaki anti-emperyalist direnişi kırmak ve orada ABD'nin yıllarca istediği ideolojik ve askeri üstünlüğü sağlamak nedeniyle yapılıyor. Evet. Bu kara propaganda, bu yanlış bilgi. Dolayısıyla bu yazılanlara, söylenenlere de bu şekilde bakmak gerekiyor Filiz Hanım. Peki. Sayın Özbey, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum size. Rica ederim efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderini uğurluyor dedik. Kim Jong-il yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmişti ve Pyongyang'da Kim Jong-il için 2 gün sürecek cenaze töreni düzenleniyor. Bugün başladı tören. Kim Jong-il'in ardından Kuzey Kore'yi konuşmuş olduk. Kore Dostluk Derneği Başkanı Esin Özbey telefon attığımızdaydı. Ve haber burada devam ediyor efendim. Sayın seyirciler, Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay 25 Şubat 2009'da Ankara'daki evinin önünde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dosyayı inceleyen savcılık Nisan 2009'da olayın intihar olduğu tespitiyle takipsizlik kararı verdi. Ancak Oktay ailesinin itirazıyla dosya yeniden açıldı. Aile otopsi raporundaki bilgilerin olayın intihar değil cinayet olduğuna işaret ettiğini vurguluyor. Son olarak Behçet Oktay'ın ailesinin avukatı Şenol Özel, olay yeri inceleme sırasında yapılan kayıt üzerinden dikkat çekici iddialar gündeme getirdi. Yine faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmada tutuklanan Ayhan Çarkın da ifadesinde Behçet Oktay'ın cinayete kurban gittiğini belirterek bu cinayetin faili meçhul cinayetler kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. İşte bu son gelişmeler ışığında bir kez daha Behçet Oktay'ın ölümünü konuşacağız. Oktay ailesinin avukatı Şenol Özel Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Özel, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Filiz Hanım. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi başa dönelim dilerseniz. Bir kez daha belki hani en başından alıp olayı daha iyi anlamak açısından konuşmak gerekiyor. Behçet Oktay ölümünün üzerinden zannediyorum birkaç ay sonra savcılık bu olayın intihar olduğunu tespit etti ve takipsizlik kararı verdi. Ama siz Oktay ailesinin avukatı olarak hayır bu intihar değil dediniz, bir cinayet şüphesi var diyerek bir başvuruda bulundunuz ve soruşturma yeniden açıldı. Şimdi siz bu başvurunuzu hangi gerekçelere dayandırarak yaptınız? Size bunun cinayet olduğunu düşündürten bulgular nelerdi acaba? Bizim teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu arz etmekte fayda görüyorum. Behçet Oktay hastanede ölmedi. Hastaneye gittiğinde yaşam fonksiyonları sona ermişti. Dolayısıyla olay yerinde ölmüş olduğu kabul edilmeli. Evet. İkincisi, Sayın Cumhuriyet Savcılığı 24 Şubat gecesi, 25 Şubat'a bağlayan gece olan bu olay üzerine 20 Nisan'da yani 56 gün sonra kovuşma yormadığı kararı verdi. Çünkü dosya üzerinde oluşturulan bir ön yargı vardı. Sonuçta kafasından tek ateşle vurulmuş ve yanında bir tanık var. O tanık da Halil Kesici isimli tanık da intihar ettiğini söylüyor. Buna itimat edildi. Olaydan 4-5 saat sonra hemen İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere tüm sivil idare, siyasi kurumlar ve hukuk 56 gün sonra bu işin intihar olduğunu deyip dosyayı kapattılar. Biliyorsunuz ön yargının olduğu yerde bir çalışma olmaz. Ön yargının olduğu yerde deliller değerlendirilmez. Ve dosya o haliyle kapatılmaya çalışıldı. Biraz önce bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu kovuşma yer olmadığı kararına itiraz eden avukat ben değilim. Bir başka meslektaşımız itiraz etti. O meslektaşımızın itirazı üzerine Sincan Ağır Ceza Mahkemesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu işin araştırılması gerektiğini, dosya içerisinde bulunan delillerin, adli tıp otopsi raporlarının tekrar bulgular eşliğinde incelenmesi ve ona göre soruşturmanın yapılmasını söyledi ve kovuşma yer olmadığı kararını kaldırdı. Soruşturma tekrar başladı. Bir başka savcıya verildi. Bu savcıdan itibaren ben Ağustos 2010 tarihinden itibaren, 11 tarihinden itibaren bu dosyaya dahil oldum. Dosyayı önce iki ay inceledim. Dosya kapsamında bulunan
kesinlikle dışarıdan yeni bir delil getirmedik. Dosya kapsamında bulunan delilleri tek tek inceledim. Tek tek bulgulara ulaştım. Bir de baktım ki tamamen hayatın doğal akışına aykırı olan çok fazla sayıda delil var. Bunları 5 Eylül 2011 tarihinde Sayın Cumhuriyet Savcısına arz ettim. Sundum. Fakat Sayın Cumhuriyet Savcısı bu soruşmada taleplerimizle ilgili bir araştırma herhalde gereği duymadı. Çünkü ön yargı halen devam ediyor intiharla ilgili. Daha sonra bunun üzerine Ayhan Çarkın isimli malumunuz olan kamuoyunda bazı itiraflarda bulunarak bir kısım olayların aydınlatacağını düşündüğümüz kişi bir itirafta bulunarak Behçet Oktay'ın da öldürülmüş olduğunu bir başka ekipçe söyleyince ben Ayhan Çarkın'ın dinlenmesi için 19 Aralık tarihine bir dilekçe verdim. Tarık Ümit isimli bir şahsın öldürmesi konusunda dinlendi. İstanbul'a götürüldü. Mezar yeri arandı, bulunamadı. Ama bizim olayla ilgili, Behçet Oktay'la ilgili sorgusu yapılmadı. Bunun üzerine baktım ki olaylar tam irdelenmiyor. 27 Aralık tarihi itibariyle artık bu işi faili meçhul kapsamına değerlendirmesi gerektiğini, intihar olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve bu araştırmanın neticesinde özel usullerin, ceza usulünün özel yetki usullerini kullanması gerektiğini, çünkü ancak böylece bazı delillerin daha iyi anlaşılabileceğini beyan ederek bir dilekçe verdim. Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili Cumhuriyet Savcısına dosyanın aktarılıp aktarılmaması konusunda benim dilekçemi inceliyor. Buna göre bir karar verecek. Peki. Müsaade ederseniz Filiz Hanım, benim saptadığım ve kamuoyunda sahip çıktığı Yani o delilleri biraz konuşalım. Dosyayı siz incelediniz ve dediniz ki ben bu olayın cinayet olduğuna işaret eden pek çok delil gördüm. Çok fazla delil var aslında. Bunlar basına da kamuoyuna da yansıdı ama bir kez daha burada konuşmak gerekiyor. Sizin saptadığınız deliller nelerdi acaba? Filiz Hanım, birkaç tanesini sırayla arz edeyim. Öncelikle bir adli tıp raporuna yola çıkalım. Adli tıp raporuna bakıldığında merhum Behçet Oktay'ın vücudunda sebebi anlaşılamayan ekimozlar, yani yaralanmalar var. Travmaya, vurguya bağlı olarak. Bunlar düşmeyle ortaya çıkabilecek bulgular değil. Çünkü boynunda, omuzunda, ensesi kısmında olduğu gibi değişik alanlarda ekimozlar. Bunun da bir darba maruz kaldığını, bir travmaya maruz kaldığını gösteren delillerdi. Buradan yola çıktık. Sonra Behçet Oktay'ın kafasına sıkmış olduğu, daha doğrusu tabancanın vurgu yapmış olduğu noktanın insan doğasına aykırı bir nokta olduğunu her televizyon kanalında gösteriyorum, size de göstereyim. Sol elini kullanan Behçet Oktay intihar ettiği iddiası olan bu olayda sağ eliyle 90 derece dik açıyla kafasının şu noktasından vurduğu iddiası var. Şimdi insan doğası gelince tabancanın bu şekilde 90 derece döndürülmesi ve kullanmadığı yerle döndürülmesi, Smith Wesson Magnum marka olan ve hakikaten tetiği çok güçlü olan sert basması gereken noktada da tabancanın ateş alması mümkün değil. Kaldı ki bir delil daha var adli tıp raporlarında. Tabancanın içinde mermi iz olup da patlamamış bir önceki mermi var. Bunun anlamı şu. Yani intihar için kafasına tabancayı dayıyor sözde. Bir ateş alıyor, o mermi ateş almayınca biliyorsunuz toplu tabancalarda top döner. İkinci mermi ateş alıyor ve ölüyor. Bir defa adli tıp kriminal bakımından böyle bir şey mümkün değil. İntihar etmek isteyen kişi ilk mermi patlamadığı anda ya vazgeçer ya da şekil değiştirir, yön değiştirir tabanca siperle. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yine bu konuyla ilgili olarak kanında çok fazla uyuşturucu ve kokain maddesi bulunduğu iddiası var. Bununla ilgili olarak gelen bir ihbar mektubunda darbe maruz kaldığını, 3 kişinin bunu dövdüğünü ve iki kollarından iğneler yapıldığını söylüyor ihbar mektubunda. Bu Behçet Oktay'ın hayat boyunca hiç kullanmamış olduğu bir madde olan kokain maddesi vücuduna dışarıdan enjekte olarak girdiği iddiasındayız. Madem aşırı alkollüydü, aşırı alkollü olan insanın sol elinde hayatının doğal akışında sürekli kullanmasına rağmen sağ elle intihar etmesinin kalkmasında hiçbir izahı yok. Bu da bir bizim için kuşkuydu. Daha da ötesi, çok daha bilimsel verilerle, bu tip kuşkuların ötesinde bilimsel verilerle 2-3 tane olay saptadık Filiz Hanım. Birincisi, ölen bir kişinin cep telefonuna emniyetin el koyması lazım. Bu cep telefonu ölümünden yaklaşık 6 ila 7 saat sonra meydana çıkartılıyor. Ankara'nın muhtelif yerlerinde Behçet Oktay'ın daha önce aradığı başka numaralar ve internet kayıtları internete giderek aranmaya çalışılıyor. Görüşmeler yapılmaya çalışılıyor. Ve bu esnaların yanında ölüm anında yanında şahit olarak gözüken tek Şahli Kesici'nin kardeşi İbrahim Kesici'nin telefonu da aynı baz istasyonlarını takip ederek geziyor. Anlamı şu, muhtemelen o telefon kimin ya da kimlerin elindeyse o tanığın kardeşi İbrahim Kesici de o kişilerin yanında
ya da onun elinde bu telefon. Böyle bir şey somut olarak saptadık HSS kayıtlarında. Yine biliyorsunuz kamuoyunda özellikle dün ve bugün yayınlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin almış olduğu kamera görüntülerinde iki tane çok gizli olarak özel bir prodüksiyon şeyi ayrıştırdığımız. Ancak bazı televizyon kanallarının da kendi girişimlerinde bunu tekrar gündeme çıkarttığı iki tane konuşma var. Birincisi bir kamu görevlisi bir tanığı öğütlüyor. Diyor ki silah sesi duydun tamam mı? Karşı tarafta diyor ki tamam. İkinci bir ses saptamamız, doku parçasını sol tarafa mı koydunuz diyor. Filiz Hanım, bilindiği üzere olay yeri tespit ekiplerinin görevlilerinin kamu görevi olay yerindeki mevcut durumu aynen tespit etmektir. Yorumlamak ya da değiştirmek değildir. Değiştirir ya da yorumlarsanız delil karartmaya ya da yok etmeye girer bu. Doku parçasını bir polisin, bir kamu görevlisinin alıp bir yere koymasından bahsetmesi bile büyük bir infialdir. Peki bu ses kayıtlarını hukuken, siz yeni mi? Ters olan bir konudur. Evet, yeni mi dinlediniz? Yani bu kayıtlar dosyada yer alan kayıtlar değil mi efendim? Tabii bunlar şimdi söylediğim deliller Filiz Hanım. Kesinlikle dışarıdan yeni bir delil ikame etmedik. Mevcut savcılık dosyasında bulunan görüntü kayıtları, mevcut savcılık dosyasında bulunan raporlar ve belgelerdir. Burada kesinlikle dışarıdan bir delil yok. Ancak incelenmemiş. Zaten sorun şurada. Kesinlikle ve kesinlikle delillerin değerlendirilmemesinden kaynaklanan bir eksik durum soruşturma var. Söz konusu. Mesela Sayın Bakın, Özel, raporunda yine gözüken ne var? Bölüyorum ama daha iyi anlamak açısından bölüyorum. Mesela Behçet Oktay'ın ölümüne neden olan silahta parmak izi incelemesi yapılmadığı belirtiliyor. Yine Behçet Oktay'ın telefon trafiği. Onu da söyleyecektim. Doğrudur. Telefon trafiğinin incelenmediği belirtiliyor. Yani o hani delillerin yeterlice değerlendirilmemesi unsurlarına bunları da eklemek gerekiyor sanıyorum. Teşekkür ederim. Çok hassasınız. Doğru diyorsunuz. O konulara girecektim. Yine Adli Tıp raporunda atladığım bir konu var. Behçet Oktay'ın vücudunda 13 tane kaburga kırığı var önde ve arkada olmak üzere. Bu kırıklar iddiaya göre kalp masajı sırasında kullanılan elektroşok malzemeleriyle cihazıyla kırıldığı iddiası var. Soruyorum Filiz Hanım. Bugün hastanelerde şu anda bile kalbinde masaj yapılan elektroşok uygulanan hastalar var. Hangi birinin kaburga kemiği kırılıyor? Sadece yanmadan mütevellit iz kalabilir göğsünde. Onun dışında kaburgası kırılan bir adam zaten belki iç yaralanmayla ölebilir. Yani bu bile gayri ciddi bir soruşturma yapıldığını göstermekte. Evet. Dediğiniz gibi tabancanın hassasiyeti çok önemli. El iz araştırması hiç yapılmadı. Böyle bir şey tabanca madem sıkıldıysa ilk yapması gereken şey intihar eden kişi açısından el izin orada olup olmadığıdır. Yine bakınız enteresan bir şey. Olayda kullanılan tabanca toplu tabanca. Toplu tabancalar bilindiği üzere arkası açık olan mermiyi görebildiğiniz tabancalardır. Ateş ettiğiniz zaman tabancadan çıkan barut izi elin içine ve dışına vurur. Gelen bilirkişi raporlarında maktul Behçet Oktay'ın elinin dışında sıvap izleri var fakat içinde hiç yok. Fakat tanık gözüken kişinin elinde, içinde, dışında ve elbisesi üzerinde barut izleri var. Yani bunu izah etmekle ilgili bir soruşturma yapılmamış. Yine emniyete tanık olarak bulması gereken Halil Kesici isimli şahıs ambulanslayım derken ambulanslı olmadığı kendi cep telefonunun HTS kayıtlarından Dikmen'de bir başka evin önünde olduğu sabit. Şimdi bunları bir araya koyduğunuzda tanıkla ilgili şüpheler ortaya çıkıyor. Yani tanık ya dışarıdan getirilen bir tanıktır ya olay yerinde yoktur ya olayın içinde vardır onu bilemem. Ama sonuçta gerekli soruşturma yapılmamıştır. Kolik güçleri, gerekli hassasiyeti, hele ki Behçet Oktay gibi özel harekat daire başkanı bir şey yapmamıştır. Halil Kesici'nin yani olayın tek görgü tanığı olarak adı geçen Halil Kesici'nin ifadelerinde de sanıyorum çelişkili ifadeler var değil mi Sayın Özel? Yani sözüne ettiğim son derece çelişkili ifadeler var. Tabii. Bakınız bu konuyu açmak şöyle kolaydı Filiz Hanım. Biliyorsunuz olay öncesinde Behçet Oktay'ın bir yemekte bulunduğu, Turan Güneş Bulvarı'nda bir yemekte bulunduğu iddiası var. Oradan Dikmen Keklik Pınarı'na geldiği iddiası var. Ve doğrusu olan da o zaten. Yani yemektekilerin ifadesi bu. Şimdi Turan Güneş'ten Ankara'yı bilenler iyi bilir. Dikmen Keklik Pınarı'na geçen Oran yolu üzerinde 2-3 tane MOBESE kamerası var. Çok basit hırsızlık olaylarında, çok basit kuyumcu soygun olaylarında, çok basit yaralamalarda ve gasplarda ya da mahalle kavgalarında hemen ilk yapılan polisin ilk yaptığı MOBESE kameralarını alıp basına servis etmek. Ya da kamuoyuyla paylaşmak. İşte yeni bir banka soygun hadisesi oldu biliyorsunuz Bursa'da. Onun gibi.
Fakat Behçet Oktay gibi insanın öldürülmesi ya da intihar vakasında Behçet Oktay buraya nasıl geldi? Niye geldi? Kimine geldi? Kaç kişiyle geldi? Sarhoşsa sarhoşluk derecesi neydi? Bunu anlamanın yolu yoldan geçerken arabasını kullanırken kendisini gören MOBESE kameralarını getirtmekti. Bu MOBESE kameraları getirtilseydi gerçekten iki kişiler miydi? Yoksa arabada daha fazla 3-4 kişi mi vardı? Behçet Oktay'ın arabaya binerkenki hali sarhoş muydu, alkolü müydü değil miydi? İnerkenki hali hepimiz tarafından görülecekti. O zaman bir şeyleri daha iyi değerlendirebilirdik. Niçin bu deliller toplanmadı? Şüpheli durum var burada. Siz de vurguladınız. Ayhan Çark'ın ifadelerinde dedi ki Behçet Oktay öldürülmüştür. Bu bir cinayettir dedi. Hatta faili meçhul cinayetler kapsamına alınması gerekiyor dedi. Siz bir başvuru yaptığınızı belirttiniz. Ayhan Çarkı'nın Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili evet. de dinlenmesi konusunda ama bu konuda ifadelerine başvurulmadığını söylediniz. Evet. Bunun dışında acaba siz Ayhan evet. Çarkı'nın bu konuda bir şeyler yani nasıl daha doğrusu neler bildiğini bu konuya hakim olup olmadığını Behçet Oktay'la bir yakınının olup olmadığı konusunda bir tespitiniz var mı acaba? Ayhan Çarkı neden bunu ifade etti? Behçet Oktay'la bir yakınlığı size? Yok. Hı hı. Şimdi Behçet Oktay'la bir yakın olmadığını biliyorum. Ama dikkat ederseniz Ayhan Çarkın bir özel harekat polis görevini yapmış bir kişi. Behçet Oktay kim? Bu dairenin başkanını yapan, Diyarbakır Şube Müdürlüğü'nden gelen bir aynı dairedeki bir amir. Sonuçta eğer bir sistem olarak bir yapılanma varsa, olumlu olumsuz ve Ayhan Çarkın'ın bazı konularla ilgili kamuoyunca malum olan itirafları söz konusu ise bir yapılanmalar, bir farklılıklar zinciri var demektir. Bir sistem var demektir. Bu sistem hakkında verdiği bilgilerin %90'ı doğru ya da yanlış olabilir. O beni ilgilendirmiyor. Hı hı. Bizi ilgilendiren avukat olarak bu insan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli bir polis olması ve burada çok ciddi görevler ifade etmesi sebebiyle onun ifadesinin öncelikle alınmasıdır. Söyleyeceklerinin doğru olup olmadığı, ciddi olup olmadığı, gerçeği anlatıp anlatmadığını ancak Ayhan Çarkın dinledikten sonra anlayabiliriz. Evet. En azından bu tip olaylarda çok hassas olup tüm delilleri değerlendirmek, tüm delilleri getirtmek lazımdır. Delillerin takdiri yargıya aittir. Onu karıştırmayalım. Delili alırsınız, Ayhan Çarkın bir şey söylemiş. Çağırır dinlersiniz. Evet. Ha söyledikleri doğrudur, hayalidir, gerçektir, değildir. Onun tartışmasını ifadeyi aldıktan sonra söyleyebilirsiniz. Hı hı. Böyle bir konuda, kamuoyuna mal olan bir konuda ve kamuoyuna da bazı israflarda bulunan bir kişinin de geliştirip dinlenmemesi manidardır. Olay ön yargıyla ya da başka niyetle kapatılmaya mı çalışıyor diye düşünürsünüz. Bilimsel veriler var. Adli tıp raporu var. Orayı inceleme kasetinin dökümleri var. Telefon HTS raporları var. Ekimozlar var. Hı hı. Silahla ilgili kuşkular var. Bakınız başka bir şey de anlatayım. Şeyde olay yeri inceleme tutanaklarının görüntülerinin olduğu yere dikkat ederseniz 10 dakika sonra geliyorlar. Olayın olduğu yerde karları, kan izlerinin, ayak izlerinin olduğu yerde tüm karları bir görevliye kürekle attırıyorlar. Siz olay yeri nasıl karartırsınız? Olay yerine savcı gelmiyor Filiz'im. En evet. basit bir yaralama ya da öldürme vakalarında nöbetçi savcılar vardır gece. Evet. Savcı anında gelir. Özel Harekat Daire Başkanı intihar ettiriliyor. Olay yerine savcı intikal ettirilmiyor. Yani etmiyor. Evet. Şimdi bunların hepsi enteresan ve bir bağlamda düşünmesi gereken konular. Peki bunlar şimdi yapmak zorundadır. Evet. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu görevi bundan sonra yapacak insanlar daha korkacaklar. Evet. Şimdi oradan devam edin. Tabii siz delilleri ortaya koyuyorsunuz. Hukuki açıdan bir değerlendirme yapıyorsunuz. Şimdi soracağım soru belki hani biraz hukuki değerlendirmenizin dışında ama dosyaya hakim olan birinin ne düşündüğü konusunda önemli olacaktır. Şimdi ölmeden önce Behçet Oktay'ın Ergenekon'a dahil edileceği yönünde bazı iddialar vardı. Ve bunu onuruna yediremediği için intihar ettiği söylentileri ortaya çıktı. Bir başka iddia Behçet Oktay'ın Ergenekon'la ilgili çok şey bildiği ve bizzat Ergenekon tırnak içinde söylüyorum Ergenekoncular tarafından öldürüldüğü yönünde. Yine bir başka olgu siz dediniz ki işte onun yerine gelecek olan isimler için de bir gözdağıdır bir korkudur bu dediniz. Behçet Oktay'ın yerine getirilen isim evet, Ayhan Atabek de yine Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bütün bunlar size neyi düşündürtüyor acaba? Şimdi tabii biz hukukçuyuz ama sosyal hayatında içinde yer alıyoruz. Evet. Bu yorumları yapmaktan doğal hakkımız. Ama ben bu davada ailenin avukat olarak ancak şu yorum yapabilirim. Bakınız doğal yaşamımın dışında bir yaşam yok Behçet Oktay'ın. İbrahim Şahin soruşma içerisinde tutuklu olan bir şahıs. Hı hı. İbrahim Şahin kim?
kendisinden önceki daire başkanı olan kişi. Kendisi o zaman nerede görev yapıyor? Türkiye'nin en hassas noktası olan Diyarbakır'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü yapıyor. Aslık üstlük ilişkisinin olmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Ha, adının karıştırması hadisesi İbrahim Şahin'in aslı olmasından kaynaklanır. Onun dışında somut olarak düşünebiliyor musunuz böyle basit bir şekilde intiharını? Daha farklı bir ortamda, bürosunda, evinde, dışarıda böyle alkol olduğu iddia edilen, arabasının badanaj yaptığı için sinirlenip intihar ettiği noktasına kendisini niçin getirsin? Eğer intihar edecek ise eğer böyle bir olaydan dolayı, o infiala kapıldıysa intihar ettiği yer herhalde orası olmazdı. Şimdi adli kriminalde biliyorsunuz delilsiz suç olmaz. Bunlar hepsi bu suçu işleyen ya da işleyenler tarafından ortaya atılan gündemi değişmeye matuf olaylar. Manipülasyon davranışlar. Buna itimat etmemek lazım. Bir defa ekonomik sıkıntısı var dediler. Çocuğunun okul taksini ödeyemiyor dediler. Öyle bir şey yok. Evet. Ekonomik sıkıntısı yok. Normal yaşamını idame ettiriyor. Bunlar hep manipüle şeyler. Bir bayanla ilgili, öldürülen bir bayanla ilgili ilişkisi var iddiasını kamuoyuna atmaya çalıştılar. Olmadığı da ortaya çıktı. Şimdi biz bunları boş verelim. Özel yaşamıyla ilgili her şey olabilir. Evet. Ergenekon'a bağlantısını kuramazlardı. Kuramazlar çünkü öyle bir bağlantı çıkmadı. Bugüne kadar da çıkmadı. Hep biz takip ediyoruz kamuoyunu. Daha da ileri gidelim. Şu anda kendisiyle ilgili dosyada, mevcut Cumhuriyet Savcısı dosyasında zaten somut, bilimsel olarak ispatlanmış deliller var. Ben profesyonel ceza avukatı olarak diyorum ki, 25 yıllık avukat olarak, bu deliller bilimle ispatlanmış. Adli tıp raporu bilimsel. HTS iletişim kasetleri bilimsel. Silah el iz alması lazımdı bilimsel. Çıkan görüntü kameralarındaki sesler net ve bilimsel. Daha ne istiyorsunuz yani bir davada bize savunmalarımıza söyleriz. Müvekkil aleyhine somut, inandırıcı, şüpheden uzak delil yoktur falan deriz. Burada bu işin cinayet olduğuna ilişkin somut, şüpheden uzak ve inandırıcı deliller vardır. Bu olay bir cinayettir. Ama niçin? Hangi grup işlemiştir? Hangi menfaat odağı işlemiştir? Onu tabii kafamıza bazı varsayımlar geçebilir. Onlar şu aşamada bize kalmasına fayda var. Çünkü soruşturmayı farklı kanallara ve yanlış kanallara da sevk edebiliriz. Bilmeden zarar vermiş oluruz. Ama sonuçta önce şuradan başlayacağız Filiz Hanım. Burada bu işin cinayet olduğu noktasında hemfikir olursak, inanınız bana, inanınız fail ya da failleri bulmak çok kısa sürede mümkün. Ama şunu artık da söylemek mümkün mü Sayın Özel? Bu cinayetin çözülmesinin önünde de bir irade var o zaman. Yani sonuçta hukuki açıdan da baktığımızda ilerlememesi için de bir herhalde gayret görüyoruz. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama böyle bir hani bir engel şimdi, var değil mi hukuk mücadelenizde de sizin? Evet, evet Filiz Hanım, tespitiniz bir anlamda çok doğru. Ama onu şöyle düşünelim isterseniz bu aşamada. Bir, intihar ettiğine ilişkin ön yargı bir irade engeldir. Bu olabilir. İki, gerçekten bu işi çok geniş bir kapsam düşünürseniz işleyen ya da işlettiren kişiler bu işi kapatmak ilgili tüm çabayı sarf ederek insanları etkileyerek ve yanlış yönlendirerek ikinci bir irade oluşturabilir. Umarım ki sadece ön yargılı bir irade olsun. Kasıtlı, bundan etkilenen kamu görevlileri olmasın. Bunu ummak istiyorum. Sayın Özel Süren... Aksi halde böylesi özel görev ifade eden bir kişinin zarar görmesi bizi üzer. Evet. Sürem doldu ama ben siz başında vurguladınız soruşturma ne aşamada. Ben yine onunla kapatmak istiyorum. Şu anda ne durumda acaba soruşturma? Evet. Biz 5 Eylül'den sonra kapsam delil dilekçemi sunduktan sonra tekrar Ayhan Çark'ın dinlenmesini talep ettik ama dinlenmedi. Dün itibariyle vermiş olduğum dilekçemde soruşturmanın artık özel ceza usul hükümlerini ve özel yetkilerin kullanılarak daha hızlandırılıp daha sağlıklı bir geleceğe doğru gitmesi açısından yeni bir savcı verilmesini ve özel yetkili savcı verilmesini, faili meçhul cinayetleri soruşturan savcıya verilmesini talep ettim. Şu anda geldiğimiz nokta budur. Şu anda başsavcılık bunu inceliyor. Umarım ki özel yetkili bir savcıya dosya geçer ve özel yetkili savcı da tüm hukuki ve bilimsel verileri, delilleri kullanarak bu işi çözer. Peki Sayın Şenol Özel, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Size iyi günler diliyorum efendim. Filiz Hanım çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Evet, Behçet Oktay'ın, Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Olayın cinayet olduğunu belirten ailenin başvurusu üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı. Ve Oktay ailesinin avukatı Sayın Şenol Özel Ankara stüdyomuzda konuğumuzdu.
bu iddiaları, daha doğrusu bunu cinayet olduğunu düşündürten delilleri konuşmuş olduk. Kapsamlı olarak süremiz el verdiğince Behçet Oktay'ın ölümünü konuşmuş olduk. Bir kez daha kendisine teşekkür edelim ve şimdi bir araya gideceğiz efendim. Aranın ardından günün gelişmeleri ve canlı yayın konuklarıyla haber yine burada olacak. Haber burada devam ediyor efendim. Bu bölüme de yine günün gelişmelerini aktararak başlıyoruz. Sayın seyirciler, Ergenekon tutuklusu Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, Tayyip'in Voleleri kitabında Hayati Yazıcı'nın yolsuzluklarını yazdığı için yargılandığı davadan beraat etti. Deniz Yıldırım, gerçeğe ulaşmak isteniyorsa Hatay bölgesinde AKP'nin merkezinde bulunduğu yolsuzluk örgütlenmesi araştırılmalıdır dedi. Bütün Latin Amerika Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, Tayyip'in Voleleri adlı kitabında Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan Yıldırım, Ali Dibo olayı olarak adlandırılan yolsuzlukla ilgili yazıda kamu yararı bulunduğunu belirtti. Deniz Yıldırım, gerçeğe ulaşmak isteniyorsa Hatay bölgesinde AKP'nin merkezinde bulunduğu yolsuzluk örgütlenmesi araştırılmalıdır dedi. Ardından mahkeme kararını açıkladı. Eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olmadığına hükmeden mahkeme, Ergenekon tutuklusu Deniz Yıldırım'ın beraatine karar verdi. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener ve 3 komutan hakkında Hastal cezaevindeki silah arkadaşlarını ziyaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı. Özel görevli savcılık ziyareti terör örgütüne yardım, yataklık ve görevini kötüye kullanma olarak değerlendirdi. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşener, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Komutanlar hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanmak suçlaması yapıldı. Yardım ve yataklık iddiasının gerekçesi ise komutanların Hastal cezaevindeki silah arkadaşlarını ziyaret etmesi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener Şubat ayında Hastal cezaevine gitti. Kuvvet komutanlarıyla beraber ziyareti gerçekleştiren Koşener, Hastal cezaevine konulan askerlerle görüştü. Bu ziyaretin ardından Genç Siviller ve Adalet Platformu İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Özel görevli savcılık yapılan suç duyurularını birleştirdi ve soruşturma başlattı. Dört komutanın özel görevli savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağı iddia edildi. Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler Akdeniz Üniversitesi'nin tören salonu kapısında yaka paça yerlerde sürüklendi sayın seyirciler. Gençlerin suçu Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı protesto etmeye niyet etmekti. Özel güvenlik görevlilerini çileden çıkaransa Cumhuriyet yıkıcılarını üniversitede istemiyoruz sloganıydı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri özel güvenlik güçlerinin gazabına uğradı. Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nca verilen Fahri Doktora ödülünü almak için tören salonuna giren Günay'ı öğrenciler kapıda bekliyordu. Gençlerin eylem yapacağını anlayan özel güvenlik görevlileri daha eylem başlamadan gençlerin üzerine çullandı. Özel güvenlik görevlilerinin yaka paça dışarı çıkardığı gençler yerlerde sürüklendi. Güvenlikçilerin kaba kuvveti gençlerin sesini kesmeye yetmedi. Gençler, Cumhuriyet yıkıcılarını üniversitede istemiyoruz sloganından vazgeçmedi.
Gençler önce özel güvenlik görevlileri tarafından elleri arkadan kelepçelendi, daha sonra gözaltına alındı. Bakanın protestodan haberi olmadı. Cumhurbaşkanlığı görev süresiyle ilgili Abdullah Gül de konuştu sayın seyirciler. Gül, kararın bir an önce netleşmesini çok arzu ederim dedi. Gül, aktif siyasete dönecek misiniz sorusuna da yapacağım belli, siyaseti yaptım ve geldim yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kanal 24 televizyonunda gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı görev süresi ve sonrasına ilişkin sorularını yanıtladı. Görev süresiyle ilgili öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu ifade eden Gül, 5 yıl mı 7 yıl mı tartışmalarının hiçbirine girmediğini belirtti ve Cumhurbaşkanı olarak görev süremle ilgili bir şey söylemem dedi. Siyaset dışı kalmak için olağanüstü çaba gösterdiğini vurgulayan Gül, bu konuyla ilgili karar neyse bunun da bir an önce netleşmesini çok arzu ederim. Çünkü yakışık almayan bir durum ortaya çıkıyor dedi. Emekliliğe inanmadığını belirten Gül, Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyasete dönecek mi sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı gibi çok sorumlu ve onurlu bir görevi hakkıyla yapmanın dışında bir şey düşünmedim. Düşünmüyorum da. Daha da açık söyleyeyim, siyasetle ilgili herhangi bir hesabım da yok. Bunun da bilinmesini isterim. Tekrar söylüyorum, siyasi bir beklenti ve hesap içinde değilim. Zihnimi meşgul eden böyle bir konu söz konusu değil. Benim bundan sonra yapacağım şeyler gayet belli. Siyaseti yaptım ve geldim. AKP iktidarı Avrupa devletlerinde sözde Ermeni soykırımının tanınmasından gurbetçileri sorumlu tuttu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Türklerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları dayanışma içinde olsaydı bugün Fransa meclisinden Ermeni soykırımını inkar eden yasa geçemeyecekti dedi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, 4. Büyükelçiler Konferansı'nın dünkü oturumunda konuştu. Bozdağ, Fransa kabul edilen sözde Ermeni iddialarını kabul etmeyenlere ceza veren tasarının kabul edilmesinin sorumlusunu buldu. Türklerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları dayanışma içinde olsaydı, bugün Fransa Meclisi'nden Ermeni soykırımını inkar eden yasa geçemeyecekti. Başbakan yardımcısı Bozdağ, yurt dışındaki Türklerin dini vecibeleriyle ilgili sorunlar yaşandığını da iddia etti. İslam ile terörizmi, İslam ile hoşgörüsüzlüğü, İslam ile şiddeti yan yana koymak, İslam'a yapılmış en büyük iftira, Müslümanlara yapılmış en büyük saygısızlıktır. Yunus Emre Türk kültür merkezlerinin yaygınlaştırılması, dilimizin ve tarihimizin doğru anlaşılması, anlatılması ve yayılması için son derece önemlidir. O nedenle bütün büyükelçiliklerimizin bulundukları ülkelerde Yunus Emre Türk kültür merkezlerine büyük destekleri var. Bundan sonra da olacağına inanıyorum ama bu merkezlerin iyi yerlerde açılması, iyi mekanlarda olması ve orada hizmetlerini iyi bir biçimde yürütmesi, Türk kültürünün, Türk dilinin, Türk tarihinin tanınması ve tanıtılması ve gençlerimizin ve geleceğimizin bulundukları ülkelerde muhafaza edilmesi açısından son derece önemlidir. İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı sayın seyirciler. İDO'nun iç ve dış hatla hızlı feribot seferleri de iptal edildi. İstanbul Boğazı'nda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 7.15'ten itibaren çift yönlü olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri yoğun sisin görüş mesafesini sıfıra indirdiğini açıkladı. İDO'nun iç ve dış hatla hızlı feribot seferlerinin de yoğun sis nedeniyle yapılamadığı öğrenildi. Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyünde çıkan yangında 24 ev kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangında çok sayıda hayvan da telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın Samsun'un Vezirköprü ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Kızılkese köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Ahmet Reçber isimli yurttaşın evinde elektrik kontağından çıkan yangın mutfak tüpünün alev alarak patlaması sonucu kontrolden çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında 24 ev küle döndü. Alevler ahırlara da sıçradı, çok sayıda hayvan telef oldu. Yangına Vezirköprü ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Sivil savunma ekipleri ve ambulansların hazır bekletildiği yangın, iş makinelerinin de müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Sayın seyirciler, kadın halter milli takımının Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu rekortmen sporcusu Nurcan Talya'nın dopingli çıktığı belirtildi. Uluslararası Halter Federasyonu kurallarına göre Nurcan Talya'nın 4 yıla kadar ceza alma olasılığının bulunduğu ifade edildi. Dünya şampiyonumuz Nurcan Talya. Uluslararası Halter Federasyonu'nun 26 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da yaptığı kontrolde Nurcan Taylan'dan alınan numunede yasaklı steroid tespit edildi. A numunesine itiraz eden milli haltercinin B numunesi de dün Almanya'nın Köln kentinde açıldı. Bu numunesi de pozitif çıkan Nurcan Taylan'ın Uluslararası Halter Federasyonu kurallarına göre 4 yıla kadar ceza alma olasılığının bulunduğu ifade edildi. Buna rağmen elimden geleni yapmaya çalıştım. Nurcan Taylan ceza alması durumunda 2012 Londra Olimpiyat oyunlarına katılamayacak. Nurcan Taylan 5-13 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Şampiyonası için Fransa'nın başkenti Paris'e götürülmüş ancak son anda takımdan çıkarılarak yarıştırılmamıştı. Sayın seyirciler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sevgili liderini son yolculuğuna uğurluyor. 17 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kim Jong-il için başkent Pyongyang'da 2 gün sürecek cenaze töreni başladı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yaklaşık 10 gün önce ölen sevgili liderini son yolculuğuna uğurluyor. 17 Aralık'ta kalp krizinden ölen Kim Jong-il'in 2 gün sürecek cenaze töreni başladı. On binlerce kişi başkent Pyongyang'daki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen tören için hazır bulundu. 69 yaşında hayatını kaybeden Kim Jong-il'in cenazesini taşıyan limuzine yönetimden üst düzey isimler ve askerler eşlik etti. On binler sevgili liderleri Kim Jong-il'i gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. 2012 yılını güçlü ve başarılı bir ulus olma yolunda değişim yılı olarak ilan eden Kuzey Kore'de Jong-il'in yerine oğlu Kim Jong-un geçecek. 27 yaşındaki Kim Jong-un babasının ölümünün ardından başkomutan ilan edildi ve İşçi Partisi liderliğine getirildi. Çin ve Japonya karşılıklı ticarette doları aradan çıkarma yolunda önemli bir adım attı. Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomisine sahip Çin ve Japonya ikili işlemlerde sadece dolarla alışveriş yapmayacak, iki dev ekonomi kendi para birimleri olan yen ve yuan kullanımını destekleme konusunda anlaştı. Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip Çin ve Japonya, ticarette doların hakimiyetine son verecek bir anlaşmaya imza attı. Çin ve Japonya, karşılıklı ekonomik ilişkilerde doları aradan çıkardı. İki ülke artık kendi para birimleri olan yen ve yuan kullanmaya karar verdi. Ekonomik ilişkilerde para birimlerini dolara çevirmek zorunda kalan iki ülke, yeni anlaşmayla yen ve yuanla doğrudan takas imkanı sağladı. Anlaşma, Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda'nın Pekin'e düzenlediği ziyaret sırasında Çin Başbakanı Wen Jiabao ile görüşmesinin ardından açıklandı. Anlaşma, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası'nın Çin'de yuan cinsinden tahvil çıkarmasına da izin verdi. Çin, yuanın Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nde daha fazla kullanılması ve serbest ticaret alanları oluşturmasına yönelik adımlarını hızlandırdı. Çin benzer bir anlaşmayı geçen hafta Tayland'da imzaladı. Amerika ve Avrupa'daki ekonomik krize karşı Tayland'dan Nijerya'ya kadar birçok merkez bankası yuan cinsinden bono, tahvil ve döviz almayı planlıyor. Çin'in kendi para birimi için attığı ekonomik adımlar dolar-yuan kesrinde de etkisini gösterdi. Yuan, Temmuz 2010 yılından bu yana dolar karşısında en yüksek seviyesini kaydetti.
seyirciler, Balyoz planı iddialarına ilişkin 3. dava hafta başında görülmeye başlandı. 64'lü tutuklu 143 komutanın yargılandığı davada iddianame okunuyor. Balyoz davaları kapsamında toplam 367 isim yargılanıyor. 3 dava var bu kapsamda, onu da vurgulayalım. Ve davada yargılanan Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun avukatı Sayın Murat Ergün ile Balyoz davalarını konuşacağız. Sayın Ergün şu anda stüdyo konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Dilerseniz son gelişmeyle başlayalım. Bilginiz dahilinde bilmiyorum ama Hastal cezaevinde yatan muvazzaf askerleri ziyaret eden 4 komutan hakkında soruşturma açıldı. Duydum, yolda duydum. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener de aralarında. Şimdi bu komutanların ziyaretini özel yetkili savcılık terör örgütüne yardım ve yataklık olarak değerlendirdi. Soruşturma evet. Bu çerçevede başladı. Dilerseniz bu gerekçeyi nasıl değerlendirdiğinizle başlayalım. Ortada bir terör örgütü olduğu ispatlanmış mı? Önce onu konuşalım. Evet. Şimdi devam eden bir dava. Devam eden var. Bir dava var. Davada yargılanan sanıklar var ve anayasamıza göre bu sanıklar şu an itibariyle masum. Suçsuz. Şimdi silah arkadaşları, içeride tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyarete gitmişlerse bunu terör örgütüne destek vermek olarak yorumlamak biraz zorlama gibi geliyor bana. Tabii savcılığın takdirinde olan bir şey soruşturma açıp açmamak. Biz ona bir şey söyleyemeyiz, ancak ben yani hukuken değerlendirmem gerekirse pek böyle ayakları yere basıyor gibi gelmiyor bu iddianın. Çünkü şöyle düşünün, orayı sadece komutanlar değil, o yargılanan insanların daha önce görev yaptığı bölgelerdeki arkadaşları, mesai arkadaşları, terörle mücadele ederken dağlarda veyahut ülke menfaati için denizlerde görev yaptığı zaman yanında bulunan silah arkadaşları hep ziyaret etti bugüne kadar. Evet. O zaman onlar da terör örgütüne mi destek verdi? Bir de ilk başta söylediğim gibi ortada bir terör örgütü var olduğu ispatlandı mı? Tespit edildi mi? Öyle bir şey yok. Tabii bu soruşturmaların, hani bu ziyaretin hemen ardından Genç Siviller ve Adalet Platformu bu ziyareti gerçekleştiren komutanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Evet. O iki başvuruyu da birleştirip soruşturma açtığı belirtiliyor. Bu bilgiyi de hem izleyicilerimizle paylaşmış olalım hem de aktarmış olabilir, olalım. Olabilir tabii. Yani savcılığın takdirinde olan bir şey soruşturma açıp açmamak. Neticesine bakmak lazım. Neticesinde peki, ne ifade diyecekler? Vermelerini beklemek gerekiyor mu önümüzdeki dönemde? Hiç bilemiyorum. Yani benim dışımda bir olay bu. Süreç işleyecek bilmiyorum. Bilemiyorum tabii. Yani nasıl gelişecek, ne olacak, davetiye mi çıkacak? Yani tahkikat başlamıştır da bundan sonra nasıl adım atılacak? Onun hakkında ben şu an bir şey söyleyemem ama sadece haberlerden duyduğumuz kadarıyla duyduğumuz iddialar pek bizim aklımıza yatan iddialar değil, ama tekrar ediyorum tabii buna soruşturma açıp açmaması konusunda kimse savcılığa talimat veremez. Savcılık soruşturmayı açtıysa bir şekilde de neticelendirecek. İlerletecektir diyorsunuz. Tabii. Peki geçelim Balyoz davalarına. Şimdi 2010'da başladı sanıyorum. 2 evet. yıldır devam ediyor. Dijital veriler üzerine kurulduğu belirtiliyor bu evet. davanın soruşturma. Hatta yargılananlar bir dijital terör diye tanımlıyorlar evet. Bunu. Neden böyle tanımlanıyor? Yani nedir o yöndeki tespitleriniz? Tamamen dijital veriler üzerine mi kurulmuş bir soruşturmadan bahsediyoruz? Ben bunu söylemek çok da yanlış olmaz. İnsanların suçlandığı şeyler biliyorsunuz hard diskler. Hard disklerin içinden çıkan bir takım dijital kayıtlar veya CD'ler, DVD'ler. Böyle olunca bunların da delil güvenliği olmayınca, delil bütünlüğü olmayınca, o insanlar kendilerini biliyor, ne yaptığını, ne yapmadığını biliyor sanıklar. Hayretler içerisinde okuyunca haklarındaki iddiaları ve bu iddiaların bir hard diskten çıktığını görünce ister istemez dijital terör diyorlar. Dijital terör denmesinin sebebi o. Çünkü bir sanığın herhangi bir şekilde bir şeyi imzalayıp da gidin şu suçu işleyin dediği bir komutanın bir emri yok.
şu güne kadar ortaya çıkan. Ve olamaz. Yok öyle bir şey. Ya bu dijital veriler dışında bir delil yok. Bizim bildiğimiz yok. Ve olamaz. Neden olamaz? Çünkü biz müvekkillerimize inanıyoruz ve biliyoruz. Müvekkillerimizle görüşüyoruz. Ve dosyanın içeriğine bakıyoruz. Esasen iddiaların doğru çıkması bizce fiilen de mümkün değil. Suçlamaların hakikat olması fiilen de mümkün değil. Çünkü düşünüyorsunuz, eğer gerçekten suç işlemiş olsalardı ve gerçekten bunun kanıtı olsaydı, onlar bugüne kadar ortaya çıkar ve şu ana kadar ortaya sürülen o sahte dijital kayıtlara hiç tevessül edilmezdi. Neden bu kadar bir grup insan uğraşmış, sahte dijital kayıtlar oluşturmuş, çok emek verilmiş. Yani onları da yabana atmayın, uğraşanlar çok uğraşmış. Neden bu kadar uğraşmışlar? Demek ki hakikaten ellerinde de somut bir suç kanıtı yok ki bu kadar sahte delil üretmeye çalışmışlar. Tabii kimin yaptığını bilmiyoruz. Peki şimdi siz bunu müvekkillerinizin ifadelerine dayanarak mı söylüyorsunuz, yoksa o dijital verilerde de kendi içerisinde bir takım çelişkiler, bir takım mantık hataları var mı? Bakın, siz de söylediniz, 2010'da başladı. Şimdi 2011 bitti. 2 senedir bu işle uğraşıyoruz. Başından beri insanlar masum olduğunu söylüyor. Eğer süreç içerisinde, 2 yıllık süreç içerisinde onları haksız çıkaracak herhangi bir delil ortaya çıksaydı, içinde benim de olduğum hukuk camiasından, avukatlar grubunda müvekkillerine olan bu yoğun destek, hukuki destek ve inanç kırılırdı. Başta bizler olmak üzere. Ve kamuoyu olmak üzere. Yargılanan sanıklara olan inancını hiç kaybetmedi, masumiyetine olan. Çünkü bu süreç içerisinde gördük ki baştan insanlar ne söylediyse sonunda da o. Çünkü onlar ekleme var, çıkartma var, oynama var diyorlardı. Biz bunun uzmanı değiliz. Ben bir hard diske ekleme yapılıp yapılmadığını bilemem, anlayamam. Ben hukukçu olarak teknik rapor alınmasını beklerim. Dosyaya giren teknik raporlar var, bilirkişi raporları var. Peyderpey geliyor. Bunların hepsinde şu ya da bu şekilde delil olarak ortaya konulan o dijital kayıtlarla oynandığı belirtiliyor bilirkişi raporlarında. İşte onu neye dayanarak söylüyorsun? Yani somut... Ben söylemiyorum. Dosya, mahkeme dosyalarına giren bilirkişi raporları var. Örneğin 5 nolu hard disk dediğimiz bu Gölcük'ten çıkan, çıkarılan, Gölcük gömüleri içinde bulunan o ve suçlamanın esas dayanağı teşkil ettirilen o 5 nolu hard diskin sahte, manipülatif, sonradan ekleme yapılan, üzerinde oynanmış dijital veriler içerdiğine dair heyet bilirkişi raporları var. Yani bir bilirkişinin de değil, heyet halinde kurulmuş uzmanlar topluluğunun raporları var. Diyorlar mahkeme ki, heyetinin belirlediği bilirkişi heyeti mi? Hayır, sadece hayır, mahkeme heyeti henüz delilleri inceleme aşamasına geçmediğini söylüyor. Biz bu delilleri daha sonra değerlendireceğiz diyor, ama tabii o aşamaya kadar da bir takım hazırlıklar yapılıyor, bir takım incelemeler yapılıyor. Bakın, Deniz Kuvvetleri Askeri Savcılığı, Donanma Askeri Savcılığı da kendi içerisinde soruşturma yaptı. Hava Kuvvetleri de yaptı. Bunlar bilirkişi raporları sundu. Bu, o alınan bilirkişi raporlarında söyleniyor, yüzlerce, o hard diskin içerisindeki yanılmıyorsam 943 dosya manipülatif diye rapor var. 140 küsur klasörde oynanmış deniyor. Yani 5 nolu hard diskin delil bütünlüğü yoktur, herhangi bir şekilde bir insanın suçlanması için delil kabul edilemez diye uzman raporları var. Şimdi biz bunlara itibar etmek zorundayız. En azından kendi açımdan söylüyorum. Çünkü bunun aksini ne ben söyleyebilirim, ne de benim gibi başka bir hukukçu söyleyebilir. Teknik olarak da bunun aksini kimse iddia etmiyor. Yani bugüne kadar şu şöyle olmuştur diye aksi bir rapor da yok. TÜBİTAK'tan bir takım raporlar alındı davaların başında. O raporlar da aslında sorulan sorular itibariyle davanın mahiyetini çözecek raporlar değildi. Yani bu andan itibaren şu elimize gelen raporlarla birlikte artık o dijital kayıtlarında pek savunulacak tarafı kalmadı gibi geliyor bana. Basına da yansıyan bir takım, biliyorsunuz, çok sansasyonel olaylar oldu. Evet. Eklemeler, evet. İnsanları suçlayıcı mahiyette bir takım
sehven yapılan hatalar falan ortaya çıktı değil mi? Hı. Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna 15 saniyede 300 kişinin numarası kaydedilmiş. Hı hı. Yani bunlar hep bakın dijital hatalar. Yani kimseyi suçlamamak adına dikkatli konuşuyorum. Şunlar da çok yansıdı. Mesela diyelim ki 2003'te evet. hazırlandığı belirtilen bir belgede evet. 2003 sonrasına ait Var işte Hakan Büyük var biliyorsunuz. Bu balyoz iki tabir edilen soruşturmanın şüphelilerinden de sana oldu. Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evet flash bellek incelendi. İşte onun suçlanmasına veya tutuklanmasına dayanak yapılan. O flash belleğin içine bir bakıldı. 2008-2003'te yapılan işte darbe hazırlığı vesaire diye suçlanmıyorlar mı 2002-2003 yılına ait? O tarihlerin belgesi kanıtı denen flash belleğin içinden 2008-2009 senesinin kayıtları çıktı. Avukatları bunu işte avukat Celal Ügen, avukat Hüseyin Ersöz titizlikle gerekli makamlara başvurdular. Yanılmıyorsam İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet. Ya da Boğaziçi, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden de rapor alındı. Evet. Yani bu ülkemizin biliyorsunuz en önde gelen bilim kurumları bunlar, üniversiteler. Üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümleri veriyor bu raporları. Tabii şimdi peki, ben bunlar... mahkemenin kararına şöyle şunu da araya gireyim. Evet. Yani mahkeme henüz kararını vermedi. Hı-hı. Mahkeme kararını şöyle verecek, böyle verecek diye biz ne önceden ipotek koyabiliriz ne de herhangi bir emir talimat verebilir. Tabii. Kimse veremez. Tabii. Ancak gördüklerimizi şu anda söylemek zorundayız. Bunlar zaten mahkeme dosyalarına giren bilgiler. Peki mesela bu bilirkişi raporları girdi mi dosyaya? Yani bunu kabul ediyor tabii mu? Tabii avukatları sürekli şey yaptı. Dosyaya sundu. Basına da yansıdı. Ve müvekkillerin tahliyesini talep ettiler bu bilirkişi raporlarıyla. Şimdi bir yandan da 2010'da başladı ama devam ediyor. Mesela 3. Balyoz davasından evet. bahsettik az önce. Ve bu Balyoz davasının başlamasına neden olan Mehmet Baransu'nun işte o bavulla savcılığa gittiği görüntüleri bizim hafızamızda. Evet. Şimdi Baransu dedi ki bu son operasyon kapsamında Balyoz planı güncelleniyor. Yani hani devam eden bir süreç varmış gibi konuştu. Ne diyorsunuz? Yani bu yani sürekli şimdi bir dava açılıyor ama bir yandan da operasyonlar, soruşturmalar devam ediyor. Normal bir durum mu? Yani Mehmet Baransu o kadar mı bu işin içinde? Yani nereden biliyor? Şimdi kendisi burada olsa sorsak nereden biliyor? Yani birilerinin ona söylediklerini mi anlatıyor? Yoksa kendisinin doğrudan görgüye dayalı bir bilgisi mi var? Hayır, muhtemelen kendisi de sizin gibi gazeteci olduğu için birilerinin kendisine söylediği şeyleri aktarıyor. Peki o söylenenlerin doğruluğuna %100 iman ediyor mu? Birinci Balyoz için de çok ciddilerdi. Değil mi? Baransu birinci Balyoz için son derece kendinden emin konuşuyordu. Birileri getirip ona verdiği zaman işte her şey sanki ortaya çıkmış, kesin suç varmış gibi konuşuyordu ama daha sonra ortaya çıktı ki aslında o da bir tertipmiş. Biliyorsunuz onunla ilgili olarak da 11 ve 17 numaralı seedlerle ilgili olarak da bilirkişi incelemeleri yapıldı. Onların da biliyorsunuz kurgu olduğu, içerisinde sanıkları karalamak için veya suç isnat etmek için yapay sonradan oluşturulmuş sahte kanıtlar yapıldı, üretildiği ortaya çıktı. Yani güncelleniyor. Ben şöyle anlıyorum güncelleniyorum. Gerçekten de sanıklar haklarında bir takım iddialar çıktıkça bu iddiaları çürütüyor. Ne zaman sanıklar kendi haklarındaki suçlamaları çürütürse hakikaten bir güncelleme yapılıp yeni iddialar çıkıyor. Ya o iddialar kapsamında yeni insanlar gözaltına alınıyor. Ben güncellemeyi böyle anlıyorum. Yani sanıklar çürüttükçe yeni suçlamaların çıkmasını güncelleme olarak kabul ediyorsak ben onu kabul ederim. O kadar. Yoksa zaten olmayan bir şey neye güncellenecek? Peki şimdi bir yandan da az önce de vurguladık bu 3 davadan yargılanan komutanlar hani dijital terör derken bir yandan da gizli bir örgütlenmeden bahsediyor. Yani bu dijital terörü yapan da bir örgüt varmış gibi yansıtılıyor. Evet. Hatta TSK içinden de bu dijital verilerin hazırlanmasına yardımcı olan kişiler olduğu söyleniyor. Hani tabiri caizse evet. köstebek nitelemesi yapılıyor. Sizin tespitleriniz ne yönde? Ya da bu konuda tam olarak neleri vurguluyor acaba davada şimdi, yargılananlar? Bakın doğrudan ben şunu tespit ettim.
şunu yakaladım, şu şunu yapmış diyemem. Zaten öyle bir şey olsa onu yapanlar da şu an yargılanıyor. Ama şöyle bakmak lazım. İnsanlar yakalanınca, yani tutuklanınca, cezaevine atılınca, hakkındaki suçlamalara bakınca ister istemez şöyle düşünüyorlar. Bu kadar kapsamlı, bu kadar önemli bir davada, bu kadar geniş bir suçlu, sahte suç kanıt yelpazesini diyelim ve içerikli suçlamayı bir kişinin yapması mümkün değil. Çok ayrıntılı bilgilere sahip olması lazım yapanların. Çok derin yerlerdeki bilgilere ulaşabiliyor olması lazım. Biliyorsunuz 1. Balyoz'da 1. Ordu Komutanlığı'nın kozmik odasındaki ses kayıtları çalınıp verilmişti savcılığa. Evet. Bizim kozmik odadaki ses kaydı, yani seminer odadaki ses kayıtlarına nasıl ulaşıldı? Evet. Da verildi, evet, gizli yerden. Şimdi Gölcük'te diyorsunuz. Gölcük'te kablo kanalları olarak kullanılan yerde kullanılmayan, atıl durumda olan ama askerlerin de tabii devlet malı olduğu için alıp çöpe atamadığı bir takım kullanım dışı evraklar, malzemeler bulunuyormuş. Kablo kanallarının geçtiği yerde. Nasıl oluyor da onun içerisinde sonradan manipüle edilmiş bilgileri içeren bir hard disk konulabiliyor? İnsanlar oturup düşündükleri zaman diyor ki birincisi bu geniş çaplı bir oluşumun olması lazım. İkincisi bunun içerisinde de asker kişilerden olması lazım. Yani emekli veya muvazzaf, bilemiyoruz ve bilmek, bunu benim bilmem de mümkün değil. Dolayısıyla oradan kaynaklanıyor yani bu düşünceler. Bu sadece insanlar başına geldiği için nasıl olabiliri anlamaya çalıştıkları için üretilen fikirler. Bunun somut bir tespiti veya bir kanıtı vesaire bende yok. Evet. Yine tabii hukuki değerlendirme dışında olacak ama siz müvekkillerinizle yaptığınız görüşmelerden ya da gözlemlerinize dayanarak sormak istiyorum. Nasıl algılanıyor yani bütün bunlar? Evet. Bu davalarda yargılananlar tarafından nasıl adlandırılıyor? Şimdi tabii biz müvekkillerimizle ben veya arkadaşlarım bir araya geldiğimiz zaman kendi müvekkilleriyle bizim odaklandığımız konular bu yargılama sürecindeki sıkıntıları nasıl aşarız? Bizim konularımız bu. Özel hayatta kendi yakın çevreleriyle sizin söylediğiniz konular tabii konuşuluyordur veya fikir üretiliyordur. Ben onları bilemem, yani kendilerinin kişisel kanaatlerini. Bizim daha çok üzerinde durduğumuz konular örneğin bu tutukluk meselesi. Bu nasıl uluslararası kriterlere, normlara uygun hale getirilebilir yargılama? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir yargılama nasıl yapılabilir? Bunun için avukatlar olarak biz ne yapabiliriz? Sanıklar ne yapabilir? Mahkemeden neleri talep etmeliyiz? Biz bu tür şeyler üzerine daha çok yoğunlaşıyoruz. Bizim asıl meselemiz şu an tabii tutukluluk. Evet. Bir çıkış yolu bulabiliyor musunuz peki? Hani? Yani aslında çıkış yolu çok basit. Yani bunu bizim orada oturan hakimlerimiz de muhakkak takdir ediyorlardır. Kendileri kıdemli hakimler. Yani Arıza Mahkemesi'ne başkan üye olmak öyle kolay değil. Herkes geçip olamaz bizim bildiklerimizi. Tabii onlar da biliyorlar. Çok basit aslında bu. Hukukun dediğinden çıkmazsak kimsenin başı ağrımaz. Yani hukuk neyse onu yapalım. Gerisi hiç önemli değil. Yani özel yetkili mahkemelerin bu dava için değil, Türkiye'deki genel olarak özel yetkili mahkemelerin varlığı veya uygulamaları sadece bizim değil, bizimle tamamen zıt olan kesimler tarafından da eleştiriliyor. Değil mi? Yani takip ediyorsunuz basından. Yani hükümetten de bununla ilgili açıklama, uygulamaları şöyle mi olsun veya reform yapmaya çalışıyor Adalet Bakanlığı. Yani aslında burada yapılması gereken bence hukukun üstünlüğünü %100 oturtmak. Yoksa bu işlerin selametle neticelenmesi için ekstra bir şey yapılmasına, çok olağanüstü çabalara girilmesine gerek yok. Hukuk neyin delil olabileceğini örneğin söylüyor. Şimdi siz delil olabilecek bir şeyi delil olarak kabul edersiniz. Delil olması mümkün olmayanı da dosyadan çıkarıp atarsanız o zaman neyle suçlanacak bu insanlar?
bu işte bir çıkıştır. Hı hı. Örneğin tutukluluk neyle, nasıl tutuklanır insanlar? Bunun kriterleri bizim kendi iç mevzuatımızda da var. Uluslararası hukuk normlarında da var. Biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bizim meclisimiz imza attı, resmi gazetede yayınlandı, kabul ettik, taraf ülkeyiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulandığı, denetime tabi tutulduğu ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bizim hakimimiz var. Hı hı. Şimdi onların içtihatları bizim yargıta içtihatlarımız gibi göz önüne alınması gereken içtihatlar. Peki, onlara uyulsa gene sorun yok. Ya onu da konuşalım çünkü aslında çok sık konuştuğumuz konular bunlar ama sık sık da belki tekrarlamak gerekiyor bu davalar sürdükçe. Yani mesela nedir tutuklulama koşulu, nedir, nasıl hani bu davada uygun değil derken? Şimdi bakın, biz şunu uygun görmüyoruz. Hı hı. Ceza Muhakemesi Kanunu genel olarak tutuklamanın koşullarını, şartlarını suç şüphesi altında olan insanlar için sayarken bazı özel durumlar için özel maddeler getirmiş. Biz buna işte mahkemelerde özel yetkili diyoruz ya, özel yetkileri bu CMK 250'den kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi orada katalog suç tabiri var. Katalog suç işte bizim müvekkillerimizin yargılandığı davalardaki suç tipleri. Şimdi aynı şartlar altında iki sanık düşünün. Bir tanesi her şey aynı olsa, bir tanesinin suçlandığı Türk Ceza Kanunu'nun işte katalog suçtaki maddelerinden olsa, bir tanesi olmasa, CMK'ya göre sırf suçlama maddesi değiştiği için birisini tutuklama şartı var sayıyorsunuz, diğerine saymıyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu eşitlik ilkesine aykırı. Zaten bunu biz mahkemede de şöyle ifade ediyoruz. Bizim anayasamızda da insanların özgürlüğünü nasıl elinden alacağına dair açıklama var. Bizim anayasamızda katalog suç falan diye bir şey yok. Hı hı. Esasen katalog suçun biz anayasaya aykırı olduğunu da söylüyoruz. Yani bu tutuklamalar katalog suç katalog suç ve başkaca yanında ek sebepler de söyleniyor. Hı hı. Bunlar hep klişe laflar. Hı hı. Örneğin 163 kişi balyozda tutuklandı diyelim. 163 tane gerekçe var mı sanıyorsunuz? Hayır. Tek bir gerekçe 163 kişi için geçerli kabul edildi. Yani Ahmet için, Mehmet için, Ali için, Veli için ayrı ayrı, o onu yapmış, o şunu yapmış diye değil. Hı hı. Tek bir suç ama mesela ihtimali örgüt kuvvetli olması deniyor. Ben ne yapmışım da benim için kuvvetli? Bu açıklanmıyor. Bu açıklanmıyor. Örneğin balyoz 3'te yanılmıyorsam diyor ki işte seminere katılan şüpheliler diyor iddianamede. Hı hı. Seminere, o balyoz tabir edilen birinci ordudaki seminere katılan bir denizci var. O da sanık bile değil. Şimdi yani sen iddianamede seminere katılan şüpheliler dersen iddianame biraz havada kalıyor. Çünkü ben zaten hiç seminere katılmamışım ki. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani insanları tek tek özel durumuna göre. Kaldı ki katılsa ne olur seminere? Yasal bir seminer yani. Yani seminere katılmış olmak tek başına suç olur mu? Yani seminere katılanlar da emir komuta zinciri. Seminerde ne konuşulmuş? Bir plan tartışılmış. Bir ihtimal tartışılmış. Hı hı. Yani insanların dertlerini anlatamamalarının sebebi şu. İnsanlar için ayrı ayrı sen şunu yaptın diye tutuklama kararı çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bana deseler ki sen şunu yaptığın için tutuklusun, spesifik olarak ben onu çürütürüm. Herkes kendi açısından savunmasını yapıyor ve iddiaları çürüttü zaten. Ama şimdi öyle bir gerekçeyle insanların tutukluluğu devam ediyor ki, tabii bu sefer bütün herkesi kapsayan, herkes için geçerli savunmalar yapılmak zorunda kalınıyor. Hı hı. Genel bir savunma yapmak zorunda kalınıyor. Genel bir savunma yapılmak zorunda kalınıyor. Aslında bu da adil değil. Yani ben neyle suçlanıyorum ve neyin olmadığını ispatlamak zorunda bırakılıyorum. Yani mesela siz müvekkiliniz Koramiral Abdullah Can Eroğlu'nu savunurken, evet, aslında balyoz davalarında yargılanan herkesi savunmuş oluyorsunuz. Yani işin özü şu, balyoz davalarına dayanak yapılan dijital kayıtların sahteliği ispatlanınca, hı hı, bu herkesin masumiyetini gösterir. Hı hı. Bu birincisi savunma argümanıdır. Somut olarak kişi bazında konuşmak gerektiğinde tabii ki iddianamede kişisel suçlamalar da var. Onları da ayrı ayrı tek tek
söylüyor ve çürütüyoruz iddiaları. O kadar mantıksız suçlamalar var ki. Öyle saçma iddialar var ki. Örneğin Abdullah Can Erenoğlu için. Abdullah Can Erenoğlu'na güya emir verilmiş ayın 19'unda. Git şunları yap yap diye. Abdullah Can Erenoğlu da cevap vermiş. Komutanım dediğinizi yaptım diye. Ama cevabı 18'inde vermiş bir gün önce. Şimdi yani 19'unda verilen emirin cevabı 18'inde verilir mi? Şimdi buna dayanarak tutuklu Abdullah Can Erenoğlu. Bunu tabii somut olarak duruşmada konuşuyoruz. Bunun bu olamaz yani, bu işte metadata denilen üst verilere göre de olamaz. Hiçbir şekilde olamaz diyoruz. Bu ayrı. Her sanık için, her sanığın kendi özelinde var böyle gerekçeler, mantıksızlıklar, zaman çelişkileri. Ama genel olarak da tabii var. O da işte dijital kayıtları, sahteliği. O bütün sanıkları ilgilendiriyor. Peki nasıl devam? Yani bir yandan az önce de belirttik, operasyonlar da devam ediyor. Yeni gözaltılarda. Evet. Bekliyor musunuz mesela önümüzdeki dönemde hani bu davalar ilerledikçe yeni deliller ışığında? Olmaması lazım ama bilemiyoruz şimdi yani. Bakın, hukuk kuralları çerçevesinde hareket edileceğini düşünürsek, gerçekten hukukun kabul ettiği, hukukun değer verdiği, muteber deliller olursa, memlekette suç işlendiğine dair veya insanların suça bulaştıklarına dair, tabii ki emniyet operasyon yapacak. Bizim için yapacak. Yani emniyet ne için var? Yani sorun emniyetin operasyon yapması, gözaltına alıp almaması değil. Olay şu, eğer yeni sahte veriler ortaya çıkacaksa, en azından bundan sonraki beklentimiz ilk önce şu ortaya çıkartılan o verilerin bir değeri önce ölçülsün. Yani hukuken muteber mi, üzerinde oynanmış mı, sahte mi? Bir gerçekliği önce araştırılsın. Ondan sonra eğer gerçek olduğu bilimsel olarak ispatlanırsa, sadece bu dava için söylemiyorum, memleketteki bütün davalar için söylüyorum. Ya düşünün, bir yerden bir CD çıksa, o CD'nin içerisinde benim size 10 trilyon borçlu olduğum yazsa. Şimdi siz beni icraya mı vereceksiniz yani onunla? Olur mu? Gerçekte böyle bir şey yok. İmzam yok, bir şeyim yok. Ya bu buna benziyor yani. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Yani bir yerden bir insanın suç işlemiştir diye bir CD, bir dijital kayıt, hard disk çıksa, bunun gerçekliğini araştırmayacağız mı? Yoksa mesele operasyon yapılıp yapılmaması veya tahkikat başlayıp başlatmaması değil. Bütün bunların üstünde bakıyorum yani, somut olayların üzerine çıkarak bakıyorum ben. Hukuk emrediyorsa ne gerekiyorsa yapılır. Bu dava için değil, her dava için. Ama hukuk ne emrediyorsa da öyle yapılır. Anladım. Peki şunu da sormak, şimdi dijital veri hani delil olarak kabul edilmez mi diyoruz yasamızda? Edilir. Yoksa onun sınırları edilir. Nedir? Nasıl kabul edilir? Tabii ki edilir. Yani dijital veri bakın, zaman ilerledikçe, insanlık ilerledikçe hukuk durağan bir şey değil. Zamana da ayak uyduruyor. Tabii suç türleri değişiyor. Her şey değişiyor. Bindiğimiz arabalar değişiyor değil mi? İçtiğimiz içecekler değişiyor. Hukuki ilişkiler değişiyor. Tabii kanıtlar da değişiyor. Eğer bir suç varsa bunu ispatlamanın yolları eskiden tanıksa mesela, veya birini öldürdüyseniz ceset olacak, bıçak olacak. Şimdi bugün değişik kanıtlar ortaya çıktı. Dijital kanıtlar da böyledir. Ama neyin dijital kanıt olabileceği, hangi koşullarda dijital kanıt olabileceği, kanıt olabileceği, o da bizim ceza usul yasamızda belli. O delilin toplanması öncelikle önemli. Nasıl elde ettiniz? Bakın biliyorsunuz Kafes Poyrazköy davaları var. Orada suçlanan insanlar var, tutuklu insanlar var. Levent Bektaş isimli bir emekli deniz subayımız var. Onun ev ve iş yerinden çıkan CD'lerden bahsediyor ve onunla suçlanıyor insanlar. Başka bir şey yok orada. Orada suçlamalar o. Kafes davasının dayanağı oyken, o CD'ler evde, iş yerinden alırken kanuna göre orada imajları alınmamış. İmaj alınmak şu demek. Yani bu bardağın içinde ne var? Şimdi şu bardağı benim evimden gelip alırsanız orada tutanak tutacağız. Biz bu bardağın içerisinde su vardı diye sonra alıp götüreceksiniz. Yani 20 gün sonra ben bu bardağı aldım geldim, 20 gün sonra ben bu bardağın içerisinde zehir gördüm diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani dijital kayıt budur. İçinde veriyi bir şey toplarken barındırıyordur. Yani o CD tek başına bir şey değildir. Önemli olan içindeki veridir. Bunu benim evimden, iş yerimden alırken onun içindeki veriyi tespit etmezseniz,
Biz kendi ikimiz oturacağız, imza atacağız. Diyeceğiz ki aldığımız bardak ulusal kanal yazıyordu üstünde. İşte boyu şu kadardı, kulbu vardı. İçinde de su vardı diye bir sınıflandıracağız. Teknik özellikleri bir daha değişmeyecek biçimde. Hash değeri deniyor buna. Hash değerini alacağız, imajını çıkartacağız. Aslı bende kalacak. Benim hard disklerim, neyse medyalarım. Öbürünü siz götüreceksiniz. Oraya gelindiği zaman yani bir arama yapılacak veya el koyma yapılacak. Yanında imaj çıkarma, imaj alma makinesi getirmiyorlar. Kanun bunu emretmesine rağmen. Hatta savcılığın emretmesine rağmen. Savcılık biliyorsunuz talimat veriyor. Git şöyle yap, imajını al. CMK bilmem kaça göre işte gereğini yap dijital verilerle ilgili diyor. Ona rağmen alıp götürüyorsunuz. E şimdi ben ona dijital kanıt demem. Ben değil yani kanun demez. Anlatabiliyor muyum? Dijital veri öyle bir şeydir. Yoksa siz bu CD'yi alın götürün, ne aldığınız belli değil, ne götürdüğünüz belli değil. Yani bu dava sırasındaki hani operasyonlarda da bu usule hiç uyulmadı diyorsunuz. Yani aslında hepsinde diyemem çünkü o şeyler biliyorsunuz Gölcük'ten çıkan hard disk öyle olduğu gibi alındı. Onun imaj vesairesi orada da alınmış. İmajları daha sonra bakılmış ama önemli olan orada imajın alıp alınması değil. Gölcük'te farklı bir durum var. Onun sonradan yükleme yapıldığı, alındıktan sonra götürüldü, sonra yükleme yapıldı denmiyor. O zaten oraya konduğunda yükleme yapılmıştı deniyor. Dijital verinin sağlığı sadece el koyduğunuzda yapacağınız o hash değeri incelemesi ilaç almayla da imaj almayla da ölçülmez. İçeriğinin delil bütünlüğü var mı yok mu? İçeriğine sonradan oynanmış mı? Ona da bakılır. Gölcük'teki bu ikinci söylediğim gruba giriyor. Anladım. Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın Ergün katıldığınız için, değerli katkılarınız için. Balyoz davalarını konuştuk. Davanın avukatlarından Murat Ergün stüdyo konuğumuzdu. Teknik açıdan da bizi bilgilendirmiş oldu. Bir kez daha teşekkür ederim kendisine ve haber buradayı burada noktalıyoruz. Programı yayına Özer Sürmeli ile beraber hazırlıyoruz. Yönetmenimiz Ali Solmaz'dı. Yarın saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde haber yine burada olacak efendim. Hoşçakalınız.